son dönemde hepimizin çok fazla hissettiği gibi krediye erişim konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Banka bilançolarına uygulanan makro ihtiyacı sınırlandırmalar son dönemde krediye erişimi bizler için neredeyse imkansız hale getirdi. BBDK 31 Temmuz tarihinde aldığı karar ile kredi kartlarında uygulanan taksitlenme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına karar verdi. Bu kararında etkisiyle özellikle turizm sektöründe kredilerin iyice yavaşladığını, bankaların kredi verememekten iş dünyası olarak bizlerin de kredi bulamamaktan yakındığımızı ve işlerimizin de tehlikede olduğunu hissetmemize vesile oldu. Üyelerimizden bankaların limit güncellemesi yapmaya yanaşmadıkları, limit güncellemesine yönelik bankaların yüksek oranda masraflar çıkarttığı ve de normalden uzun bir prosedür izledikleri, tüm şartlar sağlansa bile krediye erişim konusunun garanti olmadığı, kredilere de değişken ve yüksek faiz oranlarıyla erişim sağlanabildiği, vadelerinde düşük olduğuna dair şikayetler alıyoruz. Başarılı sonuçlar alınabilmesi için orta vadeli programın birincil özelliğinin işlevsellik olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka deyişle bu program iş insanlarına, yani bizlere önümüzdeki dönemle ilgili bir öngörü verebilmeli. Öngörü verebilmeli ki yatırımlar, harcamalar ve satışlarla ilgili bir yol haritasını hep beraber çizebilelim. İşlevsel bir planın ortaya konabilmesi ancak işsel tutarlılığın sağlanabilmesiyle mümkündür. Bu prensipler ışığında da yeni orta vadeli programda da şimdiye dek verilen beyanatlar ve açıklanan raporlarda olduğu gibi enflasyonla mücadelenin birincil öncelik olacağına umut ediyoruz. Ancak bu kez yapılan teşhislere ilişkin atılacak somut adımların ve izlenecek politikaların da çok net bir şekilde açıklanmasını bekliyoruz. Açıklanacak programda devletin yönlendirme gücünün güçlü bir şekilde ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da özellikle büyümenin kompozisyonunun, yani yatırım, harcama ve tüketimler karşısında bir perspektif verilmesi büyük önem taşımakta. Bir yandan yatırım, üretim, ihracatın sürekliliğinin sağlanması, diğer yandan ise iş tüketimin kontrol altına alınarak enflasyonla mücadelenin öngörülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Değerli üyelerimiz, etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasının da iş dünyamız açısından çok büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bir önceki meclis konuşmasında da vurguladığım gibi, ülkemizde dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içerisindeki payı çok yüksek. Yanı sıra basit, sade ve uzun yıllar güncelliğini yitirmeyecek, yeni teknolojilere uyum sağlayacak ve uluslararası koşullara uygun, adil ve çağdaş bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz da doğrudan vergilerin arttırılıp dolaylı vergilerin azalması, vergi sisteminin yenilenmesi ve sadeleşmesi gerektiğinde vurguladı kamuoyuna. Sayın Yılmaz'ın görüşleriyle odamızın vergi konusundaki önerilerinin örtüşmesinden de memnuniyet duyduk. Yakın zamanda da inşallah bu konuyla ilgili önemli adımlar atılması da bizim beklentilerimiz arasında. KONK koordinatörlüğünde İzmir'de iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ve de ilgili tarafların karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilmesi ama son derece olumlu karşılanan bu önerimizle ilgili çalışmaların kısa süre içerisinde başlıyor olacağız ve umut ediyorum ki bu kurul siz değerli üyelerimizin önemli sorunun çözümünde yeni vergisi kazanacak. Özellikle okul hazırlıklar ve eve dönüşler ile kentimiz yeniden kalabalıklaşacak. Bu anlamda öncelikle 2020 yılımız oldu. 9 Ağustos'ta Pençe kilit operasyonunda teröristlerin açtığı taciz ateş sonucu şehit olan geçmesine verdiğimiz önem çerçevesinde göz bebeğimiz olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yeni öğretim dönemine en yüksek amacının
firmasının temsilci değişikliğinde bulunması nedeniyle meclis üyeliği görevine Sayın Bilal Özöksel gelmiştir. Bilal Bey, buradan efendim. Türk milletinin fedakarlık ve karanlıkla sürdürdüğü mücadelenin en büyük zaferini kuşaklar boyu süren ve hiç bitmeyen bir coşku ve kıvançla yarın anacağız.